Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 18'i sıfırdan öğrenmeye devam ediyoruz. Biliyorum araya birazcık vakit girdi. Bir önceki videonun arkasından biraz vakit geçti. Fakat önceki videonun birazcık daha izlenmesini bekledim ve önceki videoda 1000 like'a ulaştı. Dolayısıyla şimdi ikinci videoyu çekmek için kendime bir bahane yarattım desem yanlış olmaz. Dolayısıyla 3. videonun gelmesini istiyorsanız da bu videoya en az 1000 like basarsanız 3. videoda hemen bu videonun arkasından gelecek. Tabii ki ne kadar hızlı basarsanız diğer videoda o kadar hızlı hızlı gelir diyeyim ve şimdi videoya geçelim. Müzik Derse hemen başlıyoruz ama bu kanalımda izlediğiniz ilk video ise diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Ama bu diğer videolardaki gibi klasik bahsetmelerden olmayacak. Çünkü bugün DaVinci Resolve tarafından biraz daha bahsetmek istiyorum. Ben kimim? Ben Türkiye'deki sertifikalı DaVinci Resolve eğitmenlerinden biriyim. Bu sertifikayı biz gidip sağdan soldan herhangi bir yerden almıyoruz. DaVinci Resolve'u geliştiren firma Blackmagic Design'dan alıyoruz. Şu an üstümde de gördüğünüz gibi Blackmagic Design'ın bana verdiği sertifikalı DaVinci Resolve eğitmeni tişörtüyle buraya çıktım videoya. Dolayısıyla DaVinci Resolve hakkında en doğru bilgileri öğrenmek istiyorsanız bu kanal tam size göre. Şimdi hızlı bir şekilde bugün DaVinci Resolve'da neler yapacağız? Şöyle bir bakalım. Ben projemi açtım. İçeriye de geçtiğimiz sene benim Blackmagic Design'da çalışırken yaptığımız etkinliklerden birinde çektiğim görüntülerden bir kısmını aldım. Bunları iPhone'la çekmiştim. Dolayısıyla yani neyle çekildiği önemli değil. Birkaç tane görüntü aldım. Edit sayfasında bunları kullanacağız, bunları kurgulayacağız. Ama önce Edit sayfasının temeli nedir? Edit sayfası nasıl çalışır? Bundan bahsetmek lazım. Şu an benim kullandığım versiyon DaVinci Resolve 18.5 versiyonu. Muhtemelen birçoğunuzda 18 var. Çünkü 18.5 şu an beta'da. Henüz deneme sürümünde. Ama yine de ben dersi bunun üzerinden devam ettireceğim ki bu daha ileriye dönük bir video olsun. Çünkü 18.5 gerçekten geldiğinde de muhtemelen aşağı yukarı arayüzümüz buna benzeyecek. Şimdi karşımızda edit sayfası var. Edit sayfasını şöyle karşımıza aldığımızda ekranı ortadan ikiye bölebiliriz. Üst taraf ve alt taraf olarak. Alt tarafa baktığımızda tamamen timeline'ımız var. Görüntüleri dizdiğimiz ve bir video oluşturmak için arka arkaya sıraladığımız yer. Burasını zaten birazdan kullanarak göreceğiz. Öncelikle üst taraftan başlamak istiyorum. Üst tarafta ekranın en sonunda medya pool var. Medya pool projenin içine çağırdığımız görüntüleri barındıran aslında bir medya havuzu. Adı üstünde medya pool. İçeriye çağırdığımız bütün görüntüler, videolar, fotoğraflar hepsi medya poolda barınıyor. Oluşturduğumuz fusion klipleri de medya poolda barınıyor. Dolayısıyla medya poolun aslında çok karışık bir tarafı yok. Zaten kullandıkça bunu daha da iyi göreceğiz. Onun hemen yanında efektler var. Efektler DaVinci Resolve'da geçiş efektlerinin, yazı efektlerinin ve video efektlerinin bulunduğu toplu bir panel. Dolayısıyla burada hem geçiş efektlerimiz var, hem yazı efektlerimiz var, hem de videoların üzerine atabileceğimiz filtre tarzı efektler var. Örneğin blur'lar, işte diğer dehaze'dir, key'dir. Eğer yeşil perde çalışacaksa key'ir onlar hepsi burada. Dolayısıyla bütün efektlerimiz toplu bir yerde ve biz bu panelin içinde arama yaparak istediğimiz efekti kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Efektlerin hemen yanında indeks menüsü var. Index menüsü birazcık kullanmaya başladıktan sonra işe yarayacak bir menü ama yeni başlayan biriyseniz indeks menüsünde bence sizin için çok bir şey yok çünkü oluşturduğumuz editteki kliplerin Hangi saniyede başlayıp hangi saniyede bittiğini, kaç saniye kullanıldığını, hangi kanalda bulunduğunu bize yazılı döküm olarak veriyor. Eğer bir belgesel kurguluyorsanız evet uzun vadede işinize yarar ama şu an bakıyorsanız bence çok işinize yarayacak bir durum değil. Aynı zamanda indeksin altında kanallar ve markerlar olmak üzere iki ayrı sekme var. Bunlar da ad üstünde oluşturduğumuz video kanallarını ve oluşturduğumuz markerları, işaretçileri burada liste şeklinde görebiliyoruz uzun projelerde çok işe yarıyor. Kısa projelerde dönüp bakmayacağınızı düşünüyorum. Gelelim Sound Library'e. Sound Library, Navinci Resolve'un içinde bulunan ses kütüphanesi oluşturabileceğiniz ya da dışarıdan hazır kütüphane indirebileceğiniz bir alan. Siz buraya girdiğinizde muhtemelen siz de burada ücretsiz ses kütüphanesi indir tarzı bir şey yazacak. Ben oraya bastım ve indirdiğim için şu an bende öyle bir şey çıkmıyor. Ama o da ne? Burada gördüğünüz gibi herhangi bir ses göremiyorum ben. Bunun sebebi ses görebilmek için sesi aramamız gerekiyor. Eğer bütün sesleri görmek istiyorsak buraya yıldız 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 yazarak bütün sesleri görebiliriz. Da Vinci bizlere sunduğu ücretsiz kütüphane içinde 515 tane ücretsiz ses var. Bunları alıp videolarınızda kullanabilirsiniz. Bunlar efekt sesleri, atmosfer sesleri, işte yürüme sesleri bir sürü ses var içinde. Alıp bunlara bir bakmanızı ben tavsiye ederim. Ama çok kullanmayacaksanız da fazladan da bilgisayarınıza yer kaplamasına gerek var mı? Bence yok. Şimdi tekrar Media Pool'a dönüyorum. Ve Media Pool şimdi uzadı. Az önce burası yarımken, ekranı tam ikiye bölmüşken uzadı. Neden? Çünkü hemen Media Pool'un yanında bir ikonumuz var. Bu ikona bir kere basarsak Media Pool'u istersek aşağı kadar uzatabilir. Tekrar basarsak yarıya kadar yukarı çekebiliriz. Bu da gerçekten güzel bir buton. İhtiyacımız olduğunda kullanabiliyoruz. Şimdi bu soldaki panelleri bitirdiğimize göre ortadaki iki tane monitöre gelelim. Bu monitörlerden soldaki Bizim ön izleme monitörümüz. Yani bu monitörde bizim Media Pool'da çift tıkladığımız bir klibi ön izleyebiliyoruz. Bu timeline'dan tamamen bağımsız bir alan. Dolayısıyla biz burada klipleri ön izleyebiliyor, istediğimiz yerleri de seçip timeline'a öyle alabiliyoruz. İkinci panelde timeline'da gördüğümüz klipler buradaki monitörde gözüküyor. Eğer sizde bu iki monitör aynı anda gözükmüyorsa bunun sebebi DaVinci Resolve bilgisayarın ekran boyutuna göre bazı şeyleri otomatik olarak boyutlandırıyor. Eğer bilgisayar monitörü, ya yani bir laptopta çalışıyorsanız işin doğrusu kısacası monitörünüz küçükse burada hem medya pool hem iki tane monitör ve diğer tarafta da birazdan geleceğimiz inspector panelini aynı anda göremiyorsunuz. İki monitör aynı anda görebilmek için medya pool'u ya da inspector'ı kapatmanız gerekebilir. Bunu kapattığınız takdirde bu monitörün üstünde hemen bir ikon çıkacak. Bu ikona bastığınızda burayı tekrar ikiye bölebileceksiniz ama medya pool'u açtığınızda burası sizde tek pencereye düşüyorsa Ekran boyutundan dolayı DaVinci Resolve bunu kendisi yapıyor. Bunun önüne geçebilmenin bir şansı yok. Dolayısıyla birinden birini kullanmadığınız zaman kapatmanız gerekiyor ya medya pool'u ya da inspector'ı. Bu da küçük bir bilgi. Bu zaten monitör burayı kullandıkça hep beraber göreceğiz. Ondan sonra gelelim sağdaki panellere. Yani ben de açık olan inspector olduğu için inspector'la Başlamak istiyorum Inspector timeline'a aldığımız görüntülerin Her birinin boyunu, yerini, şeklini değiştirebildiğimiz Bir efekt kontrol paneli aslında Eğer Premiere kullanıyorsanız Premiere'de bunlar efekt kontrol panelinin altında bulunuyor Transform özellikleri gibi Hepsi burada bulunuyor Aynı şekilde bunlar Inspector'ın içinde kategorize edilmiş durumda Eğer kullanacağımız görüntünün video ayarlarını Yani kendisiyle ilgili ayarları Ses ayarlarını eğer sesi varsa Üzerine bir efekt attıysak Efektleri buradan görebiliyoruz bu klibin üstünde bir geçiş efekti varsa onu buradan görebiliyoruz. Ve görüntü ve dosya özelliklerini de buradan görüntüleme şansımız var. Inspector'ın hemen yanında Medipool'un yanındakine benzer bir buton var. Bu da aynı şekilde Inspector'ı aşağı kadar uzatmaya yarıyor. Bu da gayet keyifli bir özellik. İhtiyacınız olduğunda daha fazla yere ihtiyacınız olduğunda bunu da kullanabilirsiniz. Inspector'ın bir solunda metadata özelliği var. Metadata'ya bastığımda Inspector kapanıp otomatik olarak metadata açılıyor. Metadata kliplerin aslında kameradan başlayarak, kameranın yazmaya başlayarak üzerine koyduğu ekstra bilgiler. Bu bilgiler bizim işimizi türlü türlü kolaylaştırabiliyor. Fakat bu çok ileri bir konu olduğu için bu konuya şimdi burada girmeyeceğim. Çünkü burada görebiliyorsunuz benim klibimin adını, nerede bulunduğunu, hangi kodekte çekildiğini, çözünürlüğünü, temel bilgilerini burada görebiliyorsunuz. Ama bir sinema kamerası kullanıyorsanız bu bilgilerin üzerine ek olarak başka bilgiler de girebilirsiniz. Onunla ilgili video ayrıca gelebilir. Bu tamamen size bağlı. Eğer gelsin diyorsanız aşağıya gelsin yazın ve metadata'nın nasıl işinizi kolaylaştırabileceğiyle alakalı ayrı bir video size sonrasında yapabilirim. Metadata'nın yanında mikser var. Şu an mikseri açıp kapamamız bir şey fark etmiyor. Çünkü henüz timeline'ımız olmadığı için ve timeline'ımızda bir ses kanalımız olmadığı için ses kanallarını göremiyoruz. Mikserde ses kanallarını görüp birazdan kullanabileceğiz ki buna zaten birazdan ayrıca değineceğiz. DaVinci Resolve 18.5 ile gelen en yeni özelliklerden biri de edit sayfasında Quick Export'un eklenmiş olması. Normalde bu özellik yok muydu? Zaten vardı. File menüsüne girdiğimizde burada Quick Export'u görebiliyorduk ama demişler ki bunu birazcık daha göz önüne koyalım. Böyle sağda solda köşelerde kalmasın. Artık burada da Quick Export butonumuz var. Eğer 18.5 kullanıyorsanız. Bu butona bastığımızda da görüntünün temel ayarlarını yapıp hızlı bir şekilde dışarıya çıkarmak mümkün. Dilerseniz YouTube hesabınızın bilgilerini girip buradan direkt olarak YouTube'a yükle dediğiniz zaman YouTube'a otomatik bir şekilde videolarımı yükleyebiliyorum. Önce çıktı alıyor sonra yüklüyor. Benim de bu bir nebze kolaylaştırıyor. Sayfamız genel olarak böyle. Şimdi bu sayfayla alakalı size bir iki bir şey göstereceğim. Çünkü sayfayı sadece anlatmakla yetmez. Bir iki tane de örnek yapmamız lazım. Benim burada dediğim gibi örnek kliplerim var. Ben şimdi ilk klipten başlayayım. Elimde bir karton bir çay bardağı tuttuğum iPhone'da çektiğim bir klip görüyorsunuz. Ben bu klibi olduğu gibi tutup aşağıya sürüklersem bir timeline oluşturabiliyorum otomatik olarak. Bunu aşağıya sürükledim ve bu klasörün içinde, ana klasörün içinde en aşağıda bir timeline'ım oluştu. Buraya sürüklediğim anda, bir klip getirdiğim anda timeline'ı otomatik olarak oluşturabiliyorum ve ben şu an ön izleme penceresinden ayrı bir şeye tıklayıp timeline penceresinde de ayrı bir şeyi görüntüleyebiliyorum. Ne işe yaradığına birazdan detaylı olarak geleceğim. Buradan inspector'ı şu an açayım ve şu an mikseri burada görebiliyorsunuz. Mikser artık burada bir tane ses kanalımız olduğu için, audio 1 olduğu için audio 1'i bana burada gösteriyor ve ana ses çıkış kanalında bas 1'i de Burada görebilmek mümkün. Ben buraya yeni videolar ekledikçe örnek olsun diye ekliyorum. Üst katmana yeni bir video eklediğim zaman ikinci Audio kanalım buraya geldiğinde ikinci audio kanalını da mikserde görebiliyorum. Yani ben daha fazla kanal ekledikçe mikserde de daha fazla kanal görme şansım oluyor. Şimdi ben bu görüntüyü sileceğim. Bu görüntüyü silmek için de klibin üzerine bir kere basıp backspace tuşuna basmak yeterli. Ben şu an Mac'te olduğum için backspace'e basmış olmama rağmen şuradan klavyemden göstereyim şu tuşa basmış olmama rağmen delete yazıyor. Önemli değil. Backspace'e basmanız yeterli. Backspace'e bastığınızda timeline'daki klibi silebiliyorsunuz. Henüz başka sayfalara hiç girmedik. Medya sayfasına, kat sayfasına girmedik. Sadece editten başladım. Görüntüleri içeri nasıl aldın derseniz de çok basit. Burada herhangi bir yere sağ tıkladım. Hemen aşağıda import medya diye bir seçenek var. Ya da kısa yolu Mac'teyseniz command I. Ya da Windows'daysanız Ctrl-I'dır. Bunu yaptığınız zaman istediğiniz dosyaları buradan seçip içeriye aktarabiliyorsunuz. Gayet kolay. Yani ekstra bir şey yapmak gerekmediği için bunları bu şekilde içeriye aldım ve videoya o şekilde başladım. Şimdi benim DaVinci Resolve'da en çok kullandığım özelliklerden biri ben bu görüntüyü timeline'ıma aldım ve bu görüntü gördüğünüz gibi birazcık uzun. Yani tamamını ben burada göremiyorum. Ne yapacağım? Ya ben Şuradaki araçları kullanarak buradan zoom çıkmaya çalışacağım. Ya da benim çok fazla kullandığım bir kısa yol var. Shift Z. Bütün görüntüyü timeline'a sığdıracak şekilde görüntüden uzaklaşıyoruz. Ben şimdi hızlı bir şekilde görüntüleri timeline'a aldık. Başka neler yapabiliyoruz? Bu görüntüleri mesela nasıl kısaltacağız? Hızlıca onlardan bahsedeyim. Bu görüntünün başı mesela şuraya kadar çok boş. Yani buraya kadar durmasına gerek yok. Bu görüntünün başını kesebilmek için yapabileceğimiz bir sürü şey var. Farklı farklı. Ben en çok kullandığımı size söyleyeyim. Jilet aracı burada görebiliyorsunuz. Bu jilet aracı Premiere'deki gibi çalışıyor. Buna basıp istediğimiz yere tıkladığımızda bu klibi ortadan ikiye bölebiliyoruz. Daha sonrasında da buradan başını seçip burayı silip bu görüntüyü tekrar buraya taşıyabilmek mümkün. Ama bu gördüğünüz gibi ona tıkla onu yap bunu yap çok uzun sürüyor. Ben onun yerine bu jilet aracının kısa yolu olan Command B Mac'teyseniz Windows'taysanız da Ctrl B kısa yolunu kullanıyorum. Görüntüye tıkladım. Command B yaptığım anda görüntüyü ikiye böldü. Artık bunu silip bu boşluğu da tıklayıp tekrar delete tuşuna basarak silebilirim. Ve böylelikle timeline'ımı birazcık daha idame etmeye başladım. Hızlı bir şekilde görüntüyü ilerlettim. Çok güzel manzaramızı gördük ve upuzun durduk burada. Bu kadar bu görüntünün uzun olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Burada bir yerde görüntüyü bitireceğim. Ne yapacağım? Yine az önceki gibi Command B yaparak kesebilirim. Ya da diğer programları kullanıyorsanız bir alışkanlık olabilir. Görüntünün sonundan tutup şöyle zoom yapıp da göstereyim. Görüntünün ucundaki imlecim böyle bir paranteze dönüşüyor jiletle beraber. Buna tıklayıp bunu içeri doğru sürükleyerek zaten sürüklediğimde görüntünün oradaki kısmının aslında var olduğunu fakat kullanmadığımı da gösteriyor bana. Buradaki şeffaf dikdörtgen artık o görüntünün o kısmını kullanmadığımı bana söylüyor. Burada mouse'u bıraktığımda artık benim göründüm bu kadarlık bir süreye düştü. Şimdi gelelim başka görüntüler eklemeye. Benim yapmayı sevdiğim şey bu görüntüleri timeline'a alıp az önceki gibi aşağıda kesmek değil, yukarıda kesip ihtiyacım kadarını almak. Bunu nasıl yapacağız? Mesela burada upuzun bir klip var. Benzer bir kaya yani çok tamamını almama gerek yok Şu kısımdan başlayayım Burada ya şuradaki butonlara tıklayacağım Mark in yazan butona ya da klavyemden I tuşuna basacağım Yani bir in noktası belirleyeceğim Birazcık daha ilerledim Yine klavyemde I'nın yanında bulunan O'ya basacağım Yani bir out noktası belirleyeceğim Ya da şu buton değil Bunun yanındaki mark out butonuna da basabilirdim Ve artık bu klip gördüğünüz gibi Şu bir kısmı seçildi İki nokta arasında şöyle göstereyim burası seçildi. Ben artık bu klibi tutup hemen diğer klibin arkasına koyabiliyorum ve hızlı bir şekilde klibim yerine geldi. Bu yapabileceğiniz en temel özelliklerden biri. Yani timeline'e görüntü alıp bu görüntüyü timeline'de kesmektense... Yukarıda kesip aşağıya almak çok daha düzenli bir çalışma yöntemi gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben bu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Ama bunun verimli olmadığı bazı senaryolar da var. Mesela bizim Flu TV'de yaptığımız sohbet içerikli videolar. Mesela bir video çekiyoruz. Örneğin Flu TV'deki Ay'daki adamı ele alalım. Ay'daki adamda 3 kamerayla uzunca bir video çekiyoruz ve elimizde belki bir saatten bir buçuk saatten fazla bir görüntü oluyor. Ben bir buçuk saatlik görüntüyü yukarıda tek tek kesip aşağıya almam biraz mantıksız. Ama onun yerine ben o görüntüyü aşağıya alırsam komple timeline'e alıp hatalarını kesip araları boşaltırsam bu benim için çok daha verimli bir yöntem olur. Dolayısıyla burada illa bunu kullanın en iyisi budur diyebileceğim bir şey yok. İşinize hangisi yarıyorsa, işinizi hangisi kolaylaştırıyorsa kullanmanız gereken o. Mesela ben bu şekilde parça parça videolar çektiğim bir içerik üretiyorsam, bir şey yapıyorsam benim yapacağım şey parça parça videoların inini out'unu yukarıda verip aşağıya almaktır. Ama uzunca bir video varsa elimde ve içinden hata yıklamam gerekiyorsa tabii ki bunu timeline'a e alıp onun içinden kesme yapmak çok daha verimli olacak. İnanır mısınız? Timeline aslında bu kadar. Ama burada benim size göstermek istediğim gene derinlemesine girmeyeceğim çünkü bu derinlemesine bir video olmayacak. Hemen başka bir video açayım ve başka bir videonun da şöyle yapalım. Şu kısmından in vereyim. Şu kısmından dönmüşüm ne güzel. Out vereyim bu görüntüyü timeline'a aktarmak istiyorum. Fakat bu görüntüyü timeline'da şu iki görüntünün arasına koymak istiyorum. Çünkü bunlar çok benzer görüntüler. Bunların arasına başka bir görüntü koyayım ki birazcık farklı bir hava olsun. Normal şartlarda eğer başka program kullanıyor olsaydınız ne yapacaktınız? Bunu buradan açacaktınız. Bunu yukarıdan buraya getirecektiniz. Aa çok geldi. O zaman geri bırakayım. Biraz daha açayım. Gibi böyle saçma saçma işlerle uğraşacaktınız. İşiniz çok aksayacaktı ki bu görüntünün arkasında da görüntüler varsa Hepsini birden seç, hepsini kaydır, hepsini geri getir falan. Bunlar hep eziyet olacaktı size ve yaptığınız editi de bozma şansınız olacaktı. Çünkü sürekli bir şeylerle uğraşmak, sürekli görmediğiniz bir kısmı kaydırmak işinizi gerçekten zorlayabilir. O yüzden ben size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Normalde bizim timeline'ımızın üzerinde bu şekilde 3 tane özelliğimiz var. Fakat bu 3 özellik klipleri timeline'a e kullanırken seçebileceğimiz tüm özellikler değil. Daha fazla özelliğimiz var. Bunlar sadece en çok kullanılanları buraya bırakmışlar. Dolayısıyla ben size bunların nasıl çalıştığını göstereceğim. Birinci özelliğimiz insert özelliği. Tam olarak playhead'in bulunduğu yere. Bu arada bu kırmızı çizgi playhead deniyor. Yani oynatma başlığı. Kasetli kameralardan ya da kasetli oynatma cihazlarından düşünebilirsiniz. O başlığın olduğu yerdeki görüntüyü okurdu o kasetli cihazlar. İşte VHS'ler ya da Betamax'lar. Aynı mantıkla isimlendirilmiş. Bu kırmızı çizginin bulunduğu yere ben insert tuşuna basarsam klavyedeki kısa yolumuzda F9'muş. Bu görüntüyü tutup tam olarak ikisinin ortasına koyuyor ve diğer görüntüyü gördüğünüz gibi ileriye kaydırıyor. Bu muazzam bir özellik. Bunu dikkatli kullanırsanız sizin en büyük dostunuz olmaya aday bir özellik olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi bir de bir tane daha görüntü alalım. Onun yanındaki override'ı da göstereceğim. Ben sadece en çok kullanılan iki tanesini göstereceğim ve bir tane de benim favorimi göstereceğim. Totalde üç tane göstermiş olacağım. Mesela burada da ne bileyim merdivenlerden inen bu kişiyi ben buraya alabilirim ve bunu şöyle yapacağım. Abi bu dedim ki yani bu çok uzun bir klip oldu. Ben bunun bir kısmını değiştireyim. Neyi de değiştireyim? Bu klibin işte şurasına kadar ben yukarıdan başka bir klip yazayım. O zaman da insert değil çünkü insert dediğimizde playhead'in olduğu yere klibi koyup her şeyi kaydırıyordu ya ileriye doğru. Onun yanındaki overwrite'ı kullanacağım. Overwrite playhead'in olduğu yerden benim seçtiğim klip kadarını yazacak ve altında ne olduğuna da hiç bakmayacak. Yani bu klibin üzerine yazacak. Nasıl yazacak hemen göstereyim. Override'a bastığım anda gördüğünüz gibi bu noktadan klibe kadar bu kısmını yazmış olduk. Dolayısıyla daha kesmek istediğiniz yerlerde de override'ı kullanabilirsiniz. Benim en çok kullandığım yöntemlerden biri hemen şu az önceki güzel Galata Kulesi klibini alayım. Burada güzel bir şaryo yapılmış. İn vereyim biraz. Biraz ilerlesin. Out vereyim. Bu klibi timeline'ın en sonuna atmak istiyorum. Ben timeline'ın en sonunda değilim. Ya tutup bunu elimle sürükleyeceğim ama her zaman timeline'ın en sonunu göremeyebiliyorum. Mesela şuradayım ben. E timeline'ın en sonunu göremiyorum. Nasıl atacağım bunu en sonuna? Çok kolay bir yolu var DaVinci Resolve'da. Klibi tutup program penceresinden yani timeline penceresine sürüklüyoruz. Burada insert override ile başlayan seçeneklerin diğerlerini de görebiliriz. Bunların hepsine tek tek girmeyeceğim. Ama bir tane favorimi söyleyeyim. Hemen burada append, et, end diye bir seçeneğimiz var. Timeline'ın neresinde olursak olalım. Görüntüyü getirip buraya sürükleyip bu seçeneğin üzerine bıraktığımız zaman her zaman timeline'ın en sonuna gidiyor. Dolayısıyla bu tür editleri yaparken benim işimi çok fazla kolaylaştırıyor. Evet aslında timeline dediğimiz şey Temel mantığıyla bu. Timeline'da tabii ki bahsetmediğimiz daha birçok özellik var. Dinamik trim modlar var. Timeline üzerindeki keyframe'ler var. Henüz timeline'da efektler atmadık. Bu inspector'ı tamamıyla kullanmadık. Sadece gördük ne iş yaptığını. Bunları da yakın zamanda çekeceğim videolarda sizlere anlatacağım. Eğer o videoların hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu beğenin ki bu video ne diyelim 1000 like'ı geçtiği zaman o videoda hemen arkasından gelmiş olsun. Ben özellikle bu timeline'ı, bu projeyi burada tutacağım. 1000 like'ı geçtiğiniz anda hemen yenisini çekip, hatta ben onu çekerim muhtemelen ama siz 1000 like'ı yapana kadar birazcık bekletirim, elimde tutarım onu. Ee, sonrasında da yayınlarım onun üzerinden de tekrar konuşuruz ve yavaş yavaş like sayımızı da arttırmaya çalışırız. Bu arada 20.000 bin takipçiye çok az kaldı. Belki like'la beraber abone sayımızı da arttırmak isterseniz bir arkadaşınızı tutup hey sen Merdoğlan'ın kanalını gördün mü? Hemen seni oraya abone yapmalıyım diyerek benim kanalıma da birkaç kişiyi davet ederseniz gerçekten memnun olurum. Evet bu videoluk bu kadar. Umuyorum buradaki temel mantık hoşunuza gitmiştir. Umuyorum da Vinci Resolve'u artık yavaş yavaş anlamaya başlamışsınızdır. Çünkü bundan sonra hem edit yapmaya başlayacağız hem görüntüleri yavaş yavaş manipüle edip ileride de eninde sonunda renk kısmına geçeceğiz. Evet bu videoluk benden bu kadar. Umuyorum video gitmiştir. Umuyorum bu videoda faydalı olabilecek bilgiler öğrenmişsinizdir. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.